Selamlar dostlar. Ben Rumeli Komutanı Kanal Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaiser Redux modunda United Meksika Birleşik Meksika Devletleri ile birlikte ölüm tanrısını başa geçirmeye çalışacağız. Şurada da Death Cult. Ya yani Death Cult'u başa geçirmeye çalışacağız. Nasıl geçireceğiz? Size onu göstereceğim. Kendim de pek bilmiyorum. O yüzden hep birlikte ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz abi. Şimdi okuduklarıma göre ben önceden de okudum. Önce Zapata'yı öldüreceğiz. Sonra bir koalisyon kurulacakmış. Bu koalisyonu siktir çakacağız. Anladınız siz. Ondan sonra bende de yok. Bende de yok. Ben bir kere de dedim yanlışlıkla elimde patladı bazı şeyler bu konuda. Neyse hızlıca bir bağışlayı aldım. Şimdi Faithful Day'de Zapata'yı bir öldüreceğiz abicim. Ondan sonra Zapata'nın öldürmesiyle birlikte her olay yavaş yavaş kopacak böyle. Ve Dios mio, Zapata öldü. Aman tanrım dedim. Ve evet Zapata'yı öldürdük. Bunu bypassladık ve kardeşi şey geçti. Eufemio Zapata geçti. Kardeşi ya da dislike politikası pek beğenilmiyor bu arkadaşın. Evet içinden geçecek gibi duruyor ülkenin abim. Galiba içinden geçecek. Neyse. Ve Zapata'nın ölmesiyle yeni yolumuza gireceğiz abicim. Hatta istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. İsterseniz araştırmayın Zapata'nın ölümünü. Hiç gerek yok. Bizim yolumuzu etkilemiyor abi. Evet. Marshall Wu ne yaptı lan o? Darbe mi yaptı ülkeye? Ha, Palace'de Assemble gitmiş. Kontrolü altına almış lan ülkeyi. Şerefsizler. Marshall'a bak ülkenin şeyini kontrolü altına almış. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bir şey yapmayacağız abi. Ordu şeyine gideceğiz. Zaten önemli olan koalisyonun gelmesi. O gelene kadar bekleyeceğiz. Dana'nın kuyruğu orada kopacak işte. Ve geniş bir koalisyon adında bir event alıyoruz. Poliotoro Kallas ve PNR'nin baskıcı etkisini direnmek için yani PNR'e totalistler direnmek amacıyla Pancho Villa ve Vicente Toledano Meksika'daki tüm solcular ve ilerici partilerden oluşan geniş bir koalisyonun başına geçmek üzere bir araya geldi. Pembe liberaller ve sosyal demokratlardan ortodoks sendikalistlerine ve tarım işçilerine kadar çeşitli siyasi grupların devasa bir pankart altında bir araya gelmesiyle kaos daha baştan kaçınılmazdı. Asil koalisyon, asil koalisyon hızla bozuluyor ve kıdemli burada ne yazdığını ben hiç anlamadım lan. Kıdemli Pancho Villa ve saygın Vicente Toledo bile barışı korumak için koalisyonda karışıklar çıkarıyormuş ve bu karışıkları çözmeye çalışıyorlarmış. Diplomatik bir mucize gerçekleştirip diplomatik bir mucizeyle bu karışıklık çözülebilir ya da koalisyon çözülebilir. Biz koalisyonun çökmesini istiyoruz abicim. Çök. Çök babam çök. Koalisyon çöksün. Sıkıntı yok. Koalisyonun çökmesi zaten bizim için en iyisi olacak. Koalisyon bir çöksün. Ve koalisyonun çökmesiyle ülkede militaristler darbe yapıyor abi. Militaristlerin darbe yapmasıyla birlikte her şey değişiyor ve Campesino ayaklanıyor abi. If you're not selected. Ben bunu aynen. Şimdi antisosyalistlerle General Garza antisosyalistlerle elazlık kurmalı. Unutmayın farklı bir şey seçerseniz çok farklı bir yola giriyorsunuz. Ve evet antisosyalistlerle paktı kurdu. Antisosyalistlerle kurulan paktan zaten sonra şey ortaya çıkacak. Golden Tshirt darbesi, altın gömlekliler darbesine öncelik edeceğiz. Bununla birlikte daha da bir şey olacak. The Mexican Army kazansın. Yucatan'da barış sağlanamıyor abicim. Yapabileceğim bir şey yok yani. Onu bekleyeceğiz. Şunu bir al abicim. Aminen. Out the army. Baya abi şeyi
Debuff'u çözeceksin. Tamam. Ve Golden Shirt darbesi başarılı mı olsun yoksa olduğumuz yerden devam mı edelim diyeceğiz. Golden Shirt darbesi başarılı olacak abi. Golden Shirt darbesinin başarılı olması da zaten şimdi bunu yapmayacağız. Sakınlıkla yapmayacağız abi. Bu şey kendi kendine patlayacak. Ve evet, şu an ülkeye gittikçe karışıyor. Bu yoldan da devam etmeyi unutmayın abi. Yoksa tek de yutakan. Yukatan patlak verdi abi. İstediği kadar patlak verebilir. Yapabileceğim pek bir şey yok. Komposino'yu bitirebilirim abi. Tek yumrukta işi var. Bitirsem mi? Ulan Golden Tişört Rezidans dedi. Bitsin gitsin ya. Beni de uğraştırma. Şimdi buna gitsem ne olacak? Çok merak ediyorum. Bir gidelim abi. Bakalım ne çıkacak. Dediğim gibi bu ellilik patlamalı elinizde. Aha. Compassino Raid. Öldü. Mindful Tree Raptor'u bu ne? Evet, Compassino var. Gitti. Dediğim gibi bu olay patlamalı. Unutmayın. Bu olay patlayana kadar farklı bir şey alabiliriz ya da almayabiliriz de. Bunu alırsam çünkü bu direkt elimde patlayacak abi. O bir kalsın orada. O patlayana kadar ben de şey yapacağım. Kendi kendime oynayacağım. Dediğim gibi Compassino var, böyle bitirebilirsin. Sürekli Meksika ordusuna destek verin. Compassino'yu direkt bitirin abi. Zaten bu olay patladıktan sonra şey olacak. Ölüm kültü başa geçecek. İsterseniz devam ettiririm de bir önce görün. Beğenirseniz devam ettiririm abi. Ben kaydedeceğim her türlü kenara. Bu yolu da çok değişik bu arada, oynanılır. Bence oynanılır gibi duruyor. Serpent mi? Çok değişik yollar var. Çok değişik. Hop, şunları bir al abicim. 7 gün sonra kontrolü kaybedeceğiz abi kendi kendimize. Bu kontrolün kaybı bize çok pahalıya patlayacak. Yucatan'a ben niye vereyim şey sivil fabrika? Yucatan'a sivil fabrika niye vereyim ben gerçekten? Manyak mıyım? Oo, şey ayaklandı. Indochina ayaklanmasını da gördük. Ve evet, patlak verdi abi. Kontrolü kaybettik ülkedeki. Bu ülkede kontrol kaybı biraz kötü olacak. Ama kompozisyon ağrı bitirmem iyi oldu. Önceden elimde patlıyordu bu abi sürekli. Allah Allah diyordum, kaldı. Sürekli Meksika ordusuna destek verirseniz unutmayın. Kompozisyon ağrı bir kere bile şey yaparsanız ve şu odağa gitmeyi unutmayın. İkisinden birine gidin abi işte yani. Ben şuna gittim bilerek de. Zaten olayım o. Şey yapmayacağım. Oynamayacağım bunlarla. Ve Death Cult'un yükselişine tanık oluyoruz işte. Bununla birlikte bir şeyler. Abi bunun da çok değişik bir yolu varmış. Leaportçular yolu ve burada Otreparte diye bir şey kuruyoruz. Çok değişik. Ben denemek istiyorum bunu. Death ölüm konuşmaya başladı falan filan eventleri. İsterseniz bir şey daha oynarım. Ya teknokrasi sözü verdim. Biliyorum. Bu videoyu tam çekmeden önce tam başladığım zaman aklıma geldi teknokrasi de. Ne oluyor lan? Buna izli geçti bu. Galiba. Neyse. Beni ilgilendirmez oğlum. Ben profesyonel ordu kuruyorum şurada 2 saniye. Ya zaten bundan daha sonra olaylar patlayacak abi ülkedeki. Ölüm tarikatı bir anda yükselişe geçecek. Ya dediğim gibi bunun da neyine seçtiğiniz önemli değil abi.
Öyle seçebilirsiniz. Önemli olan olay bizim death kültü yükseltmemiz. Yükseltmeye çalışmamız abi. Hızlıca şuna gidip şeyi alacağız. Oo. Ülkede ölümler patlak veriyor abi. Anti. Bunlar da patlak veriyor gittikçe. Her şey gittikçe patlak veriyor abi. Ülke patlıyor bildiğin. Çatara çatara çatara. Gold Short Order. Kokant. Oo. Bu ne? Emirate. Çok değişik ya. Mustafa Kemal Seyza de Power. Ve sivil olaylar, sivil direnişler patlak vermeye başladı ülkede. Mario 3 konuşuyor. Yeni bir event. Efsanevi kurtlar, güneşi ve ayı yutmak için serbest bırakın. Meksika halkı, kalplerinizi yüce tanrıya açın. Acımız sona erdi. Yoksulluğumuz sona erdi. Acımız sona erdi. Ve Santa Muerta'nın yani ölüm kültünün müjdesi aracılığıyla dualarınız yanıtlandı ve artık göz ardı edilmeyeceksiniz. Kulaklarınızı bana verin yoldaşlarım. Benim mübarek hermanalarım derken kardeşlerim demek istiyor galiba. Ah kutsal Meksikalılar. Çünkü Caminas Dorado'ların yüce ulusumuza yaşattığı acı galiba bu da demokratik koalisyon gibi bir şey oluyor çevirince. Bir saniye ben neredeydim? He. Acıyı ben de hissettim. Karakasların fanatiklerinden korkarak yaşadım. Garza'nın kurşunlarıyla savaştım ve kan kaybettim. Meksika City'nin ötesindeki gölgelerde saklandım. Sonora'nın kumlarında uyudum. Yucatan'ın ağaçların gölgesinde ağladım. Ben yanınızdayım halkım. Bu arada şey konuşuyor. Anlamayan varsa ölüm kültünün şeyi sesleniyor. Nasıl desem sekreteri mi sesleniyor? Konuşmacısı sesleniyor diyelim. Ama korkmayın ey Meksikalılar. Sadık Meksikalılar. Çünkü ölüm tarikatı benim gözyaşlarımı duyduğu gibi sizin gözyaşlarınızı da duydu. Çünkü o beni kurtardı. Yıkadı ve beni İsa'nın gözünden temizledi. Gözünde temizledi. Ve evet ölümün gölgesi vadisinde yürürsem de kötülükten korkmuyorum. Çünkü o benim annelerimin yanında. Kız kardeşler, Meksikalı kız, Meksikalı kızları. Meksikalı kızlar. Caminas Dorados'un yalanlarına kulak asmayın. Çünkü Meksika'nın çocuklarını ihanet eden onlardır. Müminlerin evlerini yakan Garza'ydı. Yani masumların kanını döken de Karakas koydu. Ve kibirlerinin bedelini onların ölülerinde alacağız. Ailenizi hatırlayın. Meksika'nın cesur babaları. Çünkü sizler Rabbinizin ışığında aslanlar gibi yürüyorsunuz. Umutsuzluğa kapılmayın. Nahula'nın gururlu çocukları. Çünkü beyaz lady sizi tanrısız sürülerine karşı koruyacak. Savaşın oha. Abi oku bitmiyor. Savaşın Meksika halkı. Şöhret dosyalarınızı saymayın. Kilometreleri saymayın. Yanınızda kalbinizdeki nefreti sayın. Tereddüt etme. Pes etme. Öldür. Caminas Dorades'i öldürün. Allah'ın gazabıyla gökten ölüm yağdırın. Caminas işte falan filan. Ölüm yağdırın. Caminas Dorados'u öldürün. Hainleri cehennem ateşine gönderin diyor. Ondan sonra tekrar öldürün diyor adamı. Bu kutsal imparatorluğumuzun çığlığıdır diyor. Müjdeyi binlerce öfkeli sesle yükseltin. Tanrı'nın imparatorluğu ölümden korkmaz. Çünkü ölüm ile birlikte yürüyeceğiz. Çok yaşa ölüm, çok yaşa ölüm diyor. Meksika'nın kalbine ölüm geldi. Diyerek eventimizi bitirelim. Evet, artık ölüm tarikatı yükseliyor abi. Bunu engelleyemeyeceğiz. O yüzden onlara katılmanın vakti geldi. Ve Battle of the Vekarus. Şimdi Vekarus Savaşı. Santorumino Kedulla komutasındaki federal ordu saldırı için toplanırken Vekarus'daki yangınlar üzerinde şafak söküyordu. Birçok komutanlarına ve Meksika'nın sadakatlerinden kararlı olsa da görünüşte dirilmiş Lady Maria Griselda'nın yayını askerler arasında pek çok kişinin cesaretini kırmış gibi gözüküyor. Bu önceki event. Unutmayın. İşte orada bağırıyordu. Çok yaşa ölüm, çok yaşa ölüm diyor. Öldürün diyordu bunları. Ondan sonra şehirdeki son isyanlardan dolayı zaten cesareti kırılmış. Ne diyor bir saniye?
Zaten cesareti kırmış ve sözde hükümdarın batıl inanç saçmalıklarına bir şekilde doğru olabileceği fikrinden korkan bu durumun askerler üzerinde kesinlikle bir etkisi olmuştur. Yani Meksika ordusunda şeye inanmaya başladılar, ölüm tanrısına. Ancak ARM hükümeti Santa Muerte'nin ve onların ordudaki hain müttefiklerinin tehdidine çok az sempati ve ilgi gösterdiği için hala etkilenmemiş durumda ve Caruso'daki ayaklanma şu anda onların gözünde en acil mesele ve acil müdahale gerektiriyor. ARN hükümeti bu arada nasyonel popülisttir. Teodoro ve Genelkurmay'a sunulan mevcut strateji şehir merkezindeki hoşnutsuzlukların kararlı ve hızlı bir şekilde bastırılmasıdır. Bu hızlı bir teslim olmayı zorlayan, direnenleri şart bir şekilde cezalandıran, doğrudan mahalle yürüyüşe benzeyecektir. Piyanayı seven hükümet, ayak takımı ne düşerse düşünsün, Mareşal Cedillo'nun o kadar ikna olmadığı bir durumda. Bu aşamada isyan tehdidine karşı şiddetli uzlaşmanın Meksika devletini korumasının son derece önemli olduğundan kararlı falan filan. Sert yüzlü ordu şefi Santa Muerte'nin sokaklarında kaosun ortasında orduya tuzak kurduğuna inanıyor. Vekaruz'un daha sistemli, titiz bir şekilde kuşatılmasını ondan sonra daha titiz bir şekilde ve ayaklanmayı daha iyi yönetmenin mümkün olduğunu düşünüyor. Cedillo halkı isyana kışkırtmaktan Santa Muerte'nin tarikatının sorumlu olduğunu ve muhtemelen Vekaruz'daki ajanlara sahip olduğunu inanıyor. İsyanın herhangi bir ortaya çıkarmak için öncelikle şeyin sokak sokak, ev ev, oda oda derin bir arama yapmak adına şehrin esas huzursuzluk alanlarından kaçınarak kapsamlı bir şekilde taranması olduğunu iddia ediyor. Diaz'dan sonra Genelkurmay'a güvenemeyiz ya da orduyu şehre sokun diyebiliriz ya da Vekaruz'a kaybedildi. General Cedillo isyanı bastırsın diyebiliriz. Ben burada bir şey alıyorum abi. Burada seçmemiz gereken şeyler zaten belli. Santa Muerte ölüm tarikatı demek. Santa Muerte ölüm tarikatını yükselecek. Yani orduyu hazırlıksız bir şekilde sokaklara sokacağız abicim. Hadi bakalım. Ve geldi abi. Cehennem. Cehennem adlı bir eventimiz var. Vekaruz'un üzerinde yeni bir şafak yükselirken Ironclad'ın ayak sesleri çölde yankılanıyordu. Cadillo'nun ordusu Vekaruza'da devam eden huzursuzluğu yatıştırmak ve Meksika devletinin egemenliği adına düzeni yeniden sağlamak için geçiş üzerine şehre doğru ilerliyordu falan filan. Ama onlara kötü bir şey bekliyordu ve Tanrı'nın gazabı üzerlerine inecekti falan filan. Ondan sonra kalabalığın büyük bir kısmını kendi yanan binalar falan filan. Ordu yakmaya başlamış abi binaları. General Cadillo'ya neredeyse kontrol altına alınamayan bir nefretle bakmaya başlamış halk. Mareşal'in sözünü karşılayan gürültü insani değildi diyor. Kalabalık önlerinde sıra sıra halindeki tüfekçileri saldırmak için hemen ayaklanırken falan filan şehirde katliam başlamış abi. Cadillo ve adamlarının tüfekleri yaklaşan kalabalığa çatırdayarak ilk yayılım ateşini düzinelerce insan öldürdü. Yine de insanlar el yapımı yakın dövüş silahları ve çıplak yumruklarından başka bir şey olmadan Cadillo'nun adamlarına saldırmaya devam etmişler. İsyancıların sergilediği fanatizm de daha az dehşet verici değildi. Çok sayıda silahsız adam tüfek ve süngüyle silahlanmış. Kendi ölümleri korkusunda en ufak bir endişe duymadan askerlere saldırıyorlardı. Yoldaşları gaz yağı dolu yangın bombalarıyla ikisini öldürürken kadın kollarını askerlerin etrafını doradı ve onların yerlerinde tuttu. Saldırının sonunda yaşlı bir adam dinamitle dolu bir kamyonu bir grup askerin üzerine sürdü ve ardından alevli bir kokteyl hepsini yok etti diyor. Kayıplar ve direnişin ölçüsü karşısında şaşkına dönen General Cadillo tam bir geri çekilme emri verdi diyor. Yani kısacası boku yemiş General Cadillo. Vekaruz cehennemin ağzına düştü. Şehir kayboldu. Hadi bakalım. Burada da kısacası şey diyor. ARM'nin iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra işte her tarafta patlak vermeye başladı. Ve Luis Tultenge Mario 3'ü destekleme kararı almış abi. Sen kimsin? Luis, bakıyorum bir şey göremedim.
Fidel Castro zannettim. Adamın ismine bak. Fidel Velas. Velasquez'miş. Falan filan. Ondan sonra ARM ile Tulkendi arasındaki huzursuzlukla birlikte yeni bir şey patlak vermiş ve Luis Tultengo Mario 3'ü desteklediğini açıklamış abi. Çok iyi. Devam ki. Mario 3'ü şeylerde desteklemeye başlamış abi. Bunlar kim? Ve yerel destekleri de almaya başlamışlar abi. Sky Rocket için yerel destekleri almaya başlamış Mario 3 şeyle birlikte şey yapınca, Luis Tultengo ile işbirliği yapınca ülkenin %12'lik bir desteğini zaten kazanmış kendisine. Bakalım. Devam. Aha. Burada da işte şey anlatıyor. Abi Mario 3 ve Tultengo'nun işbirliği sayesinde kralcılar daha da radikalleşmiş ve halk da artık ayaklanmaya başlamış falan filan. Ordu, yerel Meksika ordusu ile şeye doğru çekilmiş abi. San Luis'e gelmiş ve burayı güçlendirmeye çalışmaya başlamışlar. İşte bununla birlikte Kedil de diyor ki abi diyor bombalayalım şehri diyor. Hani hepsinden kurtuluruz diyor. Bombalaya bombalaya kurtuluruz diyor. Ondan sonra burada iki tane emir verebiliyoruz. Kedillo'ya yenilemesini ve San Luis'te saklanmasını emredebiliriz ki San Luis'in içi isyancı ve tarikatçı kaynıyor. Diğer taraftan da şey diyebiliriz. Artık din geri çekilmek yok. Kedillo'nun bombardımanı planlandığı gibi gitsin yerine gitsin diyor. Burada biz Kedillo'yu isyancıların ortasında saklanmasını emredeceğiz salak gibi. Evet abicim. Devam. Şunu da alabilir miyim? Ve Kasırga adlı bir event var işte. Burada General Kedillo yerel halktan güçlerini falan toplamış ve kaleye geri çekilmiş. Ondan sonra ama beklediği şey hiçbir yerden gelmemiş. Beklediği güç düşman yukarıdan gelmiş. Bildiğin onlarca yıllık uçaklar, bu arada event hala okuyorum. Önümde açık. Onlarca yıllık uçaklar havadan onlara alev bombaları ve taramalı tüfek taramaları atmışlar. Ve bu korkutucu bir şekilde General Kedillo'nun korktuğu bir şeymiş. Hani General Kedillo da ne diyordu? Abi bombalayalım diyordu. Bizimkiler hayır, biz hayır dedik. Şehirde saklan dedik. Yerel ayı kendini destekle, şehirde saklan dedik. Bununla birlikte isyancılar da kaleye basmışlar bu karışıklıktan, yani bombalamadan. Ve ordu ve Kedillo bu yenilgiden gene yenilgi alıp San Luis'ten çekilme emrini vermiş ve Mexico City'ye kadar çekilmişler abi. Kısacası sen neresin? Veraskus, Cuazaca, Leon, San Luis, bura. Yani kısacası bu üst tamamen isyancıların elinde abi. Evet. Yeniden ülke Quasicto gibi ikiye bölündü diye bir eventimiz de bitti. İşte Gold Shirt militaları falan toplanıyor Meksika City'de. Yani son savaş için hazırlanıyor herkes. Hadi bakalım. Ülke tamamen elden kaçtı abi. Yapacak bir şey yok. Son savaş için herkes bekliyor şu an ne yapacağız diye. Bekleyin bakalım ne çıkacak. Meksiko City'ye yürüyüş. Meksiko City'de havaya endişe kapladı. Sıradan insanlar, yürüyen askerler, sokaklarda devreye gezen zırhlı araçlar, çatılarda keskin nişancılar, kontrol noktaları, barikatlar falan filan işte. General Kedillo kendini strese falan sokmaya başlamış. Katolikler. General Kedillo'ya bir radyo geliyor ve uzaktan görüldüğüne göre doktorlar, rahipler, tarikatçılar, askerler, gemi yapımcıları, katolikler, yaşlı erkekler, kadınlar, genç kızlar, oğlan ve çocuklara kadar hepsi siyah giyinmiş. Zarif işlemeli takım elbise ve önlüklerinde serserilerin yırtık pırtık kıyafetlerine kadar yüzlerini ölüler günüymüş gibi korkutucu olduğu kadar güzel de boyamış milyonlarca insan önlerine kadar yürümüşler. Şehrin sokaklarında tam bir sessizlik falan olmuş.
Ondan sonra kuzenler diye oradaymış. Tulgenler oradaymış. Cesur Noa yurtseverler. Hepsi oradaymış abi. Yani isyan eden bütün takım oradaymış. Kralcılar, radikalistler hepsi oradaymış kısacası. Ondan sonra Maria 3 de yürüyormuş. Sıradan bir Habsburg saray mensubu neybisesi değil. Gerçek bir Kaiser'in bir imparatoriçenin kıyafetini giymiştir. Maria 3 küstahlığını bıkıp öfkelenen General Cadillo kalabalığı ateş açıda inmesini bekledi. Radyodan tek ve soğuk bir cevap geldi. Abi kaydımı aldım burada. Şimdi ölmek burada aldım görüyorsunuz. Ölmek yaşamdır deyip Santa Muerta'nı yani ölüm tarikatını yaparız ya da bunu yaparsam şöyle bir sonuç verecek. Böylece bu yola girmiş olacaksınız abi. Gerek yok. Şimdi geri dönüp onu yükselteceğiz. Ve emri veriyorum abi. Ölmek yaşamaktır. Askerler bile isyan etti. Hadi bakalım. Tufan. ARM rejiminin sonunu müjdeleyen Meksiko City semalarında şiddetli bir fırtınaydı. Öfkeli Cedillo telsizliğine yaklaşmakta olan isyancının durdurulması için çığlık atarken bu arada askerler ARM'ye veya devrimle olan tüm bağlılıkla yetinmiş, uysal bir şekilde tüfeklenilmiş, başlarına eğmiş, hatta bazıları kalabalığın önünde diz çökmüştür. Altın gömleklilerin geri kalanı ölümlü ruhlarından fare gibi dağılırken ileriye doğru yolculuk yaparken işte devrim başkent binasının kapısının yakınında toplanmış. Uzun süredir altın gömlek katliamının gecesi öldüğü sanılan Lady Maria Gisella de Iturbin von Habsburg mu? Oğlum oha von Habsburg falan oha isme bak. Şimdi annesi ve kız kardeşinin öldürüldüğü binanın önünde yüzü boyalı olarak duruyordu. La Calavia Katrina'nın bir kafatasına benzeyen gül kaplı çehresi, göğüs zırhının yansıyan şimşek çakması falan filan, bir elinde tuttuğu deri ciltli incil, altın kaplı Kazer tabancası, diğerinde bu Meksikan otoritenin yeni yüzüydü. Bu sözde özgür dünyada güç dengesi hem bu hayatta hem de sonraki hayatın kökünü sökebilecek olan yüzdü. Mareşal Cedillo sonunda sustu. Maria'nın ölümünün sözde mimarı olan kavgacı ve acımasız ordu komutanı, iki yanında altın gömleklilerin birkaç sadık milis gücüyle başkent kapısının dibinde duruyordu. ARM ile yakında onları yakalayacak ve intikam su arasında son çizgi henüz kaçmamıştı. Beni korkutuyorsunuz general. Beyleydi bana büyük acı yaşattığınızı söyledi. Kültürlü Viyana kokusu önünde duran götük figürle çatışıyordu. Artık bu tür şeylerin silahlar açısından ne kadar kaba olduğunu görüyorsun. Çünkü hem korku hem acı yalnızca yok edilmek için vardır. Bunun üzerine incili Cedillo'nun yüzüne dayadı ve ardından onu ve onu bir kurşunla deldi. Fırtına dindiğinde hem altın gömlekliler hem de ARM yönetimi hayatta kalan her üyesinin cesetleri Meksiko City'nin her sokak lambasına asılı kalacaktı. Güney'in kartını nihayet bir kez daha yükselirken yeni bir Amerikan İmparatorluğu serbest kaldı. Santisma Muerta. Senin içinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi elleri. Diyerek. Evet, ölümün imparatorluğunu ilan ettik abicim. Ne diyelim? Ölümün imparatorluğunu ilan ettik abi. Bundan sonrası isterseniz devam ederim, isterseniz etmem. Size bırakıyorum tamamen. Unutmayın, size bırakıyorum abicim tamamen. Aynen. Tamamen size bırakıyorum bundan sonra geriye kalan her şeyi. Ona göre devam edip ya da etmeyiz. Bunun dışında yapacağım pek bir şey yok zaten. Bugünlük bu kadar dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen like atmayı, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bye. Esametle kalın. Kendinize dikkat edin. Esametle kalın dostlar. Görüşürüz. Hadi bye.